Merhaba, bugün Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne misafir olduk. Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Sayın Oğuz Tonks ile birlikteyiz. Medyayı konuşacağız, sporu konuşacağız, futbol medyasını konuşacağız, spor medyasını konuşacağız kendisiyle. Öncelikle bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz diyerek başlayalım. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Levent'te çok güzel bir tesis var. Her zaman da gelmek gerektiği bir tesis aslında. Şimdi burası gazetecilerin ikinci adresi diye düşünüyorum. Yani arkadaşların yeri. Çok fazla gelen olmuyor. O konuda biraz rahatsızım. Herkes daha çok gelse, daha çok paylaşsa daha da mutlu oluruz. Peki. Şöyle başlayalım Oğuz abi. Şimdi siz Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin başkanısınız. Yazarlar olarak geçiyor aslında ama aslında Türkiye Spor Medyası Derneği de diyebiliriz bir nevi parantez içinde. Nasıl görüyorsunuz şu an spor medyamızın durumunu? Peki, görmüyorum. Diyerek şu ah ah diye böyle bir hafif. Hafif yani içimizde şey var biraz. Rahatsızız o konuda, bayağı bir düşüş yaşıyoruz. Çoğu meslekte de var bu ama bizdeki çok daha belirgin oldu. Özellikle demin seninle sohbette konuştuğumuz gibi haber kanallarının spor servislerine çok asgariye indirmesi, programların azalması tabii ki bizi çok etkiledi. Bu konuda yani diyeceksin ki işte sizin dönemle hep buraya, çok da o da hoş bir şey değil devamlı kıyaslamak yani. Ay bizim dönemde böyleydi. Geçmişe bağlı kalmak çok da doğru. Çok doğru değil. Bugünün şartlarında olayı değerlendirmek lazım. Tabii ki siz ne yaptınız dersen, birincisi burası demin senin sözünü ettiği gibi Türkiye Spor Yazarları Derneği. Tabii ki bunun içinde sevgili Rafet, programımızı çeken Rafetler, kameramanlar, foto muhabirleri, yazarlar, muhabirler, sayfa sekreterleri. Ama bunun çoğunluğu gazetelerden oluşuyordu. Sonra bu internet siteleri kurunca, devlet de bir yasa çıkarınca, onları koruma altına alınca biz de tüzükte değişiklik yaptık ve dedik ki buraya bütün internet siteleri, şartlar var tabii ki, onlara uyanların hepsini buraya üye yaptık. Geliştirdik. Şimdi sıkıntı YouTube kanallarında. YouTube kanalları, internet siteleri biraz kontrol altına alındı devlet tarafından. Biz de devletle, hükümetle beraber bu işleri beraber yürüttük. Ama YouTube kanallarında fren yok. Fren olmadığı için bazı sıkıntılar doğuruyor. Bize de diyorlar ki niye bunları baskı altına almıyorsunuz? Bir uygulama. Yapacağımız bir şey yok ki, yasa yok. Hiçbir şey yapamayız. Ben YouTube kanalıyla ilgili ne yapabilirim? Adam diyelim ki şu kulübün başkanı hakkında ileri geri konuşmuş. Neyi engelleyebilirsin ki? Hiçbir şey yapamıyorsun. Rütük bile daha yeni girdi işin. Aynen girdi. Ama ben bunu özellikle İçişleri Bakanı ile yaptığımız bir toplantıda anlatmıştım. Dedim ki bunları kontrol altına, her kaliteden yanaysak bunu önlemenin imkanları var. Dedim ki bunu da yapacak en başta devlet. Devletin gücü kimde var ki? Biz ne yapabiliriz ki? Dedim ki yapacağınız bir şey var. Bu kanallı YouTube kanallarını gerekirse buradaki nasıl zamanında Rütük geldi, eğer bu sistemin içine dahil ettikten sonra nasıl evlilik programları kalite düştü diye kaldırıldı, bazı programlar cezalar verdi televizyonlara, YouTube kanallarına da bunlar da uygulanabilir. Bunları yapabilirsiniz diye bir öneride bulundum. Onları da devlet biraz aldı kale galiba şimdi. Böyle bir yol izlemek lazım. Çünkü bunun ucu yok, sınırı yok. Adama hakarete varacak eleştiriler, doğru olmayan haberler. Biz hep doğrudan yanayız. Onun için yani sana net söylüyorum, açık söylüyorum. Ben burada her şeyi açık konuşurum. Ben bu çok kolay kolay da televizyona çıkmam. Kolay kolay konuşmam. Kolay kolay açıklama yapmam. Ama NTV'nin bir kalitesi benim her zaman gönlümde yer tutmuştur. NTV benim için farklıdır. Niye? Kaliteyle alakalı. Doğru habercilikle alakalı. O çizgiyi koruyan kanallara bizim her zaman arkasında durmamız lazım. Her zaman saygı duruyorum, sonuna kadar da arkasında dururuz. Bir farkı ayırmak lazım, iyi ile kötü. Ben bunu düşünüyorum. Az önce gazete konusuna da değindiniz. Hani gazetecilerden oluşuyordu, yazarlardan oluşuyordu diye ama tabii günümüz teknolojisiyle aslında gazetelerin de neredeyse yok olma durumuna gelmesi de çok etkili oldu. %100. Yani şimdi tirajlara dikkat ediyorsun. Milyon tirajlardan, ben zamanında çalıştığım zaman Hürriyet'te, Milliyet'te tiraj 600 bine düştüğü zaman dedik eyvah gazete mi kapanıyor? Değil yani. Hürriyet'te 1 milyon tirajla çalıştık.
Yani bunlar o dönemler, tabii ki gazeteler eskisi gibi okunmuyor. Herkes sosyal medyaya daldı. Bütün bu işler, gerçekler bunlar. Bireysel medyacılık diye bir durum çıktı. Orada, evet, doğru. Bireysel medyacılık diye bir durum çıktı. E şimdi biz de bunda ayrım yapıyoruz. Ama bunları bir sisteme oturtulursa, bunlar da arkadaşlar da sosyal sigorta hakları korunursa, bunlara bir şeyler yapılırsa, şu kadar tıklama sayısı dersen, bazı böyle kriterler olmaz. Evet, Anadolu Ajansı'na, bilmem Demirören Anaberce, İhlas Haber Ajansı'na üye ise, bunlara ayrı bir statü uygulanabilir diye düşünüyorum. Evet, peki şimdi tabii spor medyasından çok günümüzde futbol medyasını biz konuşuyoruz. Evet. Ya futbol dünyanın bir numaralı sporu. En çok ilgi gören spor diyelim. Olimpik sporlar da önemli tabii ki ama patronaja baktığın zaman bizde reyting durumu var. Ve futbol en çok reytingi alan spor dalı. Siz yıllarca yayıncı kuruluşta da çalıştınız. Evet. Futbolun kalbinde çalıştınız. Ben de çalıştım, ben de gördüm. Evet. Hatta iki farklı şirket olarak da gördüm orayı. Evet. Siz Lig TV olarak çalıştınız. Şu an yayın ihalesi sürecindeyiz. Ve gelinen noktada açıkçası eski şeffaflıktaki ihale tarzları, ki 2010 ihalesini hatırlayalım. Evet. İstinye'deki Futbol Federasyonu, evet, binasında. Evet. Sayın Kara Mehmet'in herhalde evet, teşrif ettiği tek ihaledir. Tek ihaledir. Saatler sürmüştü. Molalar alınmıştı. Sadece Türk Telekom sadece mola almıştı. 7 kere mola almıştı. Oradaydım. İyi hatırlattım. Takip etmiştim. Oralardan şimdi teklif veriliyor. Kabul edilecek mi, edilmeyecek mi vesaire, bir karmaşa var yani. Ve fiyatlar da düşmüş vaziyette. Tabii dünya ve ülke ekonomisiyle de alakalı. Nasıl bakıyorsunuz futbolun yayın ihalesi sürecine? Şimdi şöyle diyorum yani, biraz amiyane bir tabir olacak ama futbolu biz mundar ettik. Yayıncı kuruluşlar, gazeteciler, televizyoncular, kulüp yöneticileri, federasyonlar, herkesin bu işte payı var. Ve malı nasıl bir yerlere getirebilir? Bak bugün dikkat et. Kulüpler Birliği kendi arasında toplantı yapıyor. Ben kaç defa kulüp başkanlarına da söyledim. Ya kendi çıkarlarınızı düşünerek gelmeyin toplantıya. Adam İngiltere'de Premier Lig'de Crystal Palace'la oraya geliyorsa, West Ham'ın başkanı, oradaki İngiliz futbolunun iyileşmesi için Premier Lig'in kalitesini nasıl arttırabiliriz diye onları düşünerek toplantıya geliyor. Sosyal sorumluluk. E biz de, ben Galatasaray'ı kollayayım, ben Fener'i kollayayım, ona bir şey olmasın. E bu sistem bu değil. O da topluma hoş gözükmek için, kendi taraftarına hoş gözükmek için. Yani buralarda çok eksik taraflar var. Yöneticilerin de çok suçu var. Tabii çok büyük suçu. Bu senelerdir böyle, demin sana da söyledim. Yani 650 milyon dolara çıktı bir ara. Biz yayın ihalelerinde 650 milyon, futbolun değeri Türkiye'de 650 milyon. E şimdi bu kadar oyuncular alıyorsun. Zaha, Icardi, şu, bu, Tadic, bilmem, Edin Dzeko. E fiyat düştü 84 milyon dolar. Niye? Niye? Yayıncılık iyi değil. Yayıncılık iyi değil. Ben açık net söylüyorum yani. İnsanlar ne derlerse desinler. Yayıncılık iyi değil. Her şey de ortada gözüküyor. Doğru dürüst yayın yapılmıyor. Herkesin istediği gibi yayın değil. Ha bir de tabii ki bu kaçakların da engellenmesi lazım. Korsan yayın büyük problem. Korsan yayın büyük problem. Bunların engellenmesi lazım. Yani ben bir iş adamı olsam ben bu ihaleye girmem. Girmem. Mal zaten mundar olmuş. Bir de bunun üstüne korsan yayınlar devam edecek. Niye gireyim arkadaş? İngiltere'de niye olmuyor? Premier Lig'de niye olmuyor? Veya Fransa Lig 1'de niye olmuyor? Niye olmuyor? Yani adamlar malı daha süslemek için neler yapıyorlar, hareketler yapıyorlar. Her türlü formülü buluyorlar. Biz de yok. Sahaların halini görüyoruz Emre. Sahaların halini görüyoruz. Şimdi sen oraya çıkıp milyon euroluk futbolcunu o sahada top oynatır mısın? Bunu daha halledemedik. Bunu halledemedik. Kardeşim sezon başı federasyon sen gidecek diyecek ki sahaları kontrol edecek. Diyecek ki bu şartlara oynamıyorsun. Maçlarını deplasmanda oynayacaksın. Sahanı kapattım. Gibi. Mesela olarak gibi. Hiçbir önlem yok. Hiçbir şey yok. Maçların tarihleri belli değil. Süper Kupa 1-7 Nisan, bir ondan evvel bilmem kaç. Suudi Arabistan, oradan dön buraya.
böyle bir tutarsızlık olur mu? Böyle tutarsızlık, her şey sezon başında belli olur. Ona göre devam edersin. Hiçbirini yapamıyoruz. E seyirci kaçtı tribünden. Sen maçları seyrediyor musun? Ben bakıyorum. Biz çok zorlandık o dönemlerde. Yavaş yavaş boşalmaya başlayınca. Arka planda bakıyorsun. Sen yayıncısın. Senelerin yayıncısın. Emre arkaya bir bakıyorsun. Bomboş tribünler. Çekim yerleri bile kötü. Çekim yerleri bile kötü. Sahaların çoğunda biz nelerle uğraşıyoruz? UEFA standartlarına uymayan çekim için 50 tane saha var. İşte bu da çocuk da biliyor, Rafet de biliyor. E bunlar var. Hiçbiri çözülmüyor. Hiçbiri çözülmüyor. Yani sıkıntı çok. Şansal abi geçenlerde katıldığı bir programda bütün maçların yayınlanması mesela bu bakımdan aslında doğru bir karar değildi dedi. Evet, değildi. Anadolu'daki seyirci kaybedildi. Kaybedildi. Gitti. Anadolu'daki seyirci gitti. Bütün maçlara görüyorsun. Hepsi bomboş tribünlere oynuyor. Mal zaten bunlar olmuş. Fakat şöyle de bir gerçek var diye düşünüyorum. Acı bir gerçek belki. Paydaş sayısının artmış olması. Yani bahisten, borsadan tut. Artık kulüp yönetim kurulu üyelerinin ki az önce verdiğiniz bir profil var. Mesela sosyal sorumluluktan çok çıkar. Çıkar. İlişkisine gelmesinden dolayı paydaş muhabbeti. Yeni nesil kitle dahi yani maçı seyrederken bahis, borsa veya başka şeyler için seyretmeye başladı. Yani öz futbol seyircisini de kaybettik. Değil. Tabii ki. Öz futbol seyircisi bu değildi ki. Yani kayboldu. Çok yani çok da kötümser olduk. Yani şimdi seninle beraber çizdiğimiz tablo bayağı kötümser oldu ama gerçek de bu. Gerçek de bu maalesef. Ne olacak da bilemiyoruz. Bakalım. Yani geliştirilebilir tabii. Bir de şöyle bir örnek vereyim. Mesela az önce saha muhabbetinde eskiden mesela maratonda Şansal abi bir çıkardı. Bu zeminin hali ne Sayın Başkan diye bir sorardı mesela. Kulüpler elinden geleni yapardı en azından benim hatırladığım. Yapardı. Öyle şimdi öyle yani bir diyaloglarda da durum sıkıntılar da var. Medyada da öyle. Medya sözünü geçirebiliyor mu kulüplere? Bir şey yapabiliyor mu? Eskiden bir gazete manşet atsın. Futbol Federasyonu ne varsa, bakanlık, spor bakanlığı ne varsa şimdi kimsenin pek umurunda değil. Evet. Etki tepki de azaldı tabii ki. Peki medya çalışanlarının atmosferini, ortamını nasıl görüyorsunuz futbol medya çalışanlarının? Dediğiniz bazı statlar hiçbir kritere uygun değil medya çalışanları için. Medya çalışanları için şimdi bunların hepsi statlar biliyorsun yapıldı. TOKİ ile beraber çalışmalar yapıldı. Ben çoğuna bazen karşı çıktım. Sayın eski bakanla spor bakanı ile bir gün çağırdı beni Ankara'ya gitti. Dedi ki biz yeni statların yapımına başlıyoruz. Ne diyorsunuz? Dedim ki Sayın Bakanım yani Türkiye'ye Urfa'ya 50 bin kişilik stada gerek yok. Bunların kompakt statlar olması lazım. 41 bin Giresun'a stada gerek yok. Bunların daha küçük. 10 bin, 15 bin İngiltere'de olan. Yani bir şeyi icat etmeye gerek Rize'nin yok. Rize'nin stadı bir nevi örnek. Rize'nin stadı sanki Rize'nin iyi bir stadı. Örnek. Evet iyi bir örnek. Yani başka şeyleri kopya edersen ayıp değil ki. Yap içine bir yeşil alan. Yürüyüş parkurları yap. Bir basketbol sahası yap. İçine voleybol sahası yap. Futbol stadı da olsun. Tenis kortu da olsun. Bir spor kompleksi olsun. Sayın Bakan'a anlatamadım o dönemde. Bana dedi ki sen de Türkiye'nin ilerisini düşünüyorsun. Yarın öbür gün de dedim Sayın Bakan'ın bu statların kapasitesi ne olursa olsun yarın öbür gün de dolmayacak. Hiçbir zaman dolmayacak. İşte belki Urfa stadı şimdi Süper Kupa ile belki dolar. Ama kaç tane maç oynarsın öyle? Çünkü amaç sporu geliştirmek değil. Amaç sadece görsel olarak bir rekabete şey yapmak, yol açmak. Yani biz de ben sana net söylüyorum açık madem bu bir keyifli bir sohbet programı ben Türkiye'de herkesin Survivor oynadığını düşünüyorum. Güzel örnek. Evet. Yani adam diyor ki ben bunu tutuyorum. Ya kalite için gitmiyorsun ki. Futbolu seyretmek için gitmiyorsun. Ben bu tarafa vur kır parçala bu taraftan ondan yanasın. Şimdi onu soracaktım. Evet. Taraflı medya diye bir olay çıktı. O da var. O da var. Yorumculuk. Kimse tarafsız değil. Hepimizin gönül verdiği tuttu. Ama bu kadar bari yorumlara yansımıyordu. Bu kadar asla yansımaz.
asla yansımaz. Herkes kendini bilir. Ama taraftarlık başladı, amigoluk başladı. Heh, amigoluk, tamam, açıkça amigoluk başladı. Yani o yüzden çok sıkıntılar var. Ama çözüm de biraz zor gibi gözüküyor. Yani onun için de dedim ki o stat projelerinde kompakt statlar yapın. Oraya 10 bin, oraya 15 bin kapasitesine göre 50 bin kişilik statlara gerek yok. Sadece seyir değil. Adam her maça, ben İngiltere'de maça gittim. Hanım, oğlum Liverpool taraftarı. Liverpool taraftarı, Liverpool'a maça. Aa dedi hanım, ne güzel. Böyleyse ben her maça gideyim. Türkiye'de böyle değil dedim. Bizde böyle değil. Orada başka bir şey var. Yani adam futbolu seviyor. Takımını sevmiyor sadece. Yani kendi takımının hata yaptığını da kabul ediyor. Diyor ki beğenmedim takımı bugün. Alkışlıyor. Yenilse de alkışlıyor. Ya alkışlıyor. O da seyirci, futbolcu da seyirciyi alkışlıyor. Ona teşekkür ediyor. Maça geldiğin için. Maç bitiyor, bizde kavga çıkıyor. Adamlar birbirlerini, herkes kucaklaşıyor. O anda her şey bitiyor. Onun için de ben, oğlum diyor ki Premier Lig'i seyredeceğim baba, yani bana olmuyor yani. Ben de keyifle onları izliyorum vallahi açıkçası. Şimdi son 1-2 sorum. Şunu soracağım. Siz yayıncı kuruluştayken özellikle maç sonu röportajlar evet. yapardınız. Ama günümüzden farklı olarak o dönem hem maç önünde hem de maç sonunda belki de teknik direktörlerin istemediği soruları da sorardınız. Evet. Çok rahatsız olan teknik direktör vardı. Ama şimdi çok format değişti. Format değişti tabii ki. Yani şimdi belki arkadaşlara da kızamıyorum. Muhabir arkadaşlara kızamıyorum. Belki onları yönlendiriyor olabilirler. Şirket. Muhabirlik de değişti. Muhabirlik yapılmıyor şimdi. Röportaj. Tebrik ediyorum beni. Ya senin için tebrik. Mesela, senin için geçmiş olsun diyor. Geçmiş olsun. Senin için tebrik etmek geçmiş olsun demek değil ki. Sen herkesin merak ettiğini soracaksın. Ama arkadaşlara da bunu belki de sordurmuyorlar. Onu tam net bilemiyorum. O da bir sıkıntı olabilir. Biz istediğimiz soruyu sorar. Hatta stüdyodan Şansal bana derdi ki Oğuz, şeye sorsana bakalım bu konu için ne diyor. Doğru mu? Evet. Tabii. Ben unuttuğum soruyu kulağıma fısıldardı. Bunu da sorsana bakalım ne diyor. Sorardık. Yani onların hepsi kalktı maalesef. Evrim geçiriyor. Evet. Biraz negatif. Biraz negatif. Biraz da olumlu bir şeyle bitirelim o zaman. Çok tabii da futbol, negatif yaptık. Aynen. Futbol bu durumdayken ama diğer tarafta da olimpik sporlarda enteresan başarılar var. Belki de bu olimpiyatlarda tarihimizin en çok madalya alacağımız. Bana da öyle gözüküyor. Bana da öyle gözüküyor. Oradaki şey mesela bakıyorum tabii ki voleybolda bayağı bir kadınlarda bayağı bir aşama yaptık. Voleybolda erkeklerde de yapıyoruz. Kademe kademe gidiyor. Atletizmde devşirme de olsa bazı sporcular yani bu eskisi gibi değil. İşte güreşi olsun, kadın bilmem nesi olsun. Olimpiyatlarda bu farklı boyutlara gelecek. Basketbolda şimdi NBA'de oynayan sporcularla, basketbolcularla hakikaten gurur duyuyoruz. Milli takım biraz üzüyor ama... Üzüyor, milli takım üzüyor, oraya yansımıyor. NBA'deki sıkıntılardan evet. ötürü onların o kafa yapısıyla ilgili. Ama dediğin gibi bir hareket var. Eskiden hiçbir şey yoktu. Ama amatör sporların tabii ki kalkınması lazım. Çünkü... Bak şöyle bak Emre, yani bir tane ip gerersin, voleybol oynayabilirsin. Doğru. Tamam, iki ağacın arasına ipi ger, dünyanın en basit sporu, en ucuzu. Al topu, oyna. At diğer tarafa. Evet, Anadolu'da bunların yapılması lazım. Ve bana göre yerlerin de Anadolu'da bölge olarak ayrılması lazım. Nasıl diyeceksin? Kahramanmaraş'ta güreş yaptır. Trabzon'da başka bir şey yaptır. Adana'da işte kanallar var, Karataş, Marataş falan. Proje şehirleri. Proje şehirleri. Yüzmeye oraya ağırlık ver. Tenise Ankara'ya ver. Bir şeyi... Erzurum kayak merkezi. Her birinin ayrı bölgelerde daha bir oluştur. Bunlar yapılabilir yani şeyler, o kadar çok zor değil. Peki konuş bitmez Oğuz abi. Çok aynen teşekkür öyle. Ederim ben bu teşekkür güzel ederim. Sohbet için. Ben teşekkür ederim. İnşallah... Başka programlarda da yine i̇nşallah, devam ederiz. İnşallah. Ben teşekkür ediyorum. Bir de NTV'ye hakikaten ne dedim sana? Benim için gönlümde ayrı bir yeri var. Kalitenin devam etmesini diliyorum. Çok teşekkürler. Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Sayın Oğuz Songsir konuğumuzu bir başka programda görüşmek üzere.